Evet, sevgili arkadaşlar, tabii bu akşamki misafirimiz ODTÜ 1'lerin yayınları devam ediyor bu şekilde. Bu akşamki misafirimiz çok değerli bir bizden önceki mezunlarımızdan abimiz Üzeyir hocamız var. Üzeyir hocamızı kayda başlamadan önce şöyle kısaca bir hayat hikayesini dinledik. Haliç Üniversitesi'nde şu an kendisi bak dekan yardımcısı olarak devam ediyorsunuz bildiğim Dekan kadarıyla. yardımcılığını bıraktık. O şu anda değil. Evet. Doktor öğretim üyesiyim şu anda. Doktor öğretim üyesi olarak devam ediyor ve kendisi de orada öğrencilerine yetiştirmeye devam ediyor. Ve 35 yıllık yani Arabistan'dan tutun da farklı şirketler, Tofaş, ondan sonra Tümosan, farklı şirketlerde 35 yıllık bir iş Mercedes-Benz deneyimi. diyorum. Mercedes-Benz en önemli 14 yılını geçirmiş hocamız orada. Ve böyle bir tecrübeyle beraber bizleri bu akşam çok önemli konularda kendi tecrübe ve teorik birikimini aktaracak. Hocam söz sizin. Arkadaşlar şöyle bir yöntem takip edelim. Hocamızın bir sunumu olacak. Bu sunum içerisinde ben zaman zaman anlayamadığımız yerler olursa biz kendisine sorularımı ben sorayım. Sunumu bittikten sonra da soru cevap kısmına geçelim. Şimdi hocamızın sunumunu çok merakla takip etmeyi arzu ederim. Buyurun hocam. Evet, çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey bu fırsatı verdiğiniz için. Biz zaten bu grup çok sıcak bir grup, birbiriyle yardımlaşan, bilgiyi paylaşan bir grup. Ben de en son yapmış olduğum çalışmayı aslında sizlerle paylaşmış olacağım. Yani o çalışmalardan birini aslında. Bu çalışma önce genel olarak söyleyecek olursam, ben yaklaşık 25-30 yıl sanayide bulunmuş ve sayısız projenin içerisine girip çıkmış birisi olarak Ar-Ge süreçlerini çok yakından gözlemledim. Dolayısıyla girişimcilik demek işte projede Ar-Ge'de fikir demektir, fikir üretmek demektir. O üretilen fikirleri belli kriterlere kıstaslara göre karşılaştırmak, seçim yapmak demektir ve onlardan seçtiğinizi projeye dönüştürüp bir yatırım projesi, Ar-Ge projesi. Onu hayata geçirmek, sonra onu ticaretleştirmek ve oradan para kazanmak derken işletmeyi büyütmek, kurumsal olmak derken ulusal ve küresel bir işletme olmayı hedeflemek. Dolayısıyla fakat bu süreç esas itibariyle nasıl oluyor? Bunu hiçbir yerde sıfırdan yüze kadar, A'dan Z'ye kadar böyle bir bakışta göremezsiniz. Yani hepsi herkes bir tarafını alır şey yapar. Ben de araştırdım. Yani bu şekilde ele alınmış bir çalışma görmediğim için aklımda hep vardı. Bunun üzerine eğildim ve böyle bir model ortaya koydum. Tabii ki hayat dinamik, modeller de statik değildir, dinamiktir. Bunlar zaman içerisinde geliştirilecektir. Ben şimdi sunumuma başlayacağım. Kalan şeylerimi host disabled participant screen sharing benimkini açmanız lazım ki şeyimi paylaşayım. Bir dakika hocam. Share screen. Ben de bunu ilk defa yapacağım. Bana şey vermeniz lazım. Evet size Co-host yapman lazım İbrahim hocam. Co-host'u nasıl yapıyoruz hocam? 3 nokta olması lazım bir yerlerde. Tamam. 3 nokta. Pause recording. Stop recording. Breakout rooms. Tabii arkadaşlar bana bırakınca bir dakika bulamadım. Kürşat hocam burada 6 tane şey var ama co-host'u nasıl yapacağımı bulamadım Şöyle yap açıkçası. hocam, hocayı sunucu hocanın yanındaki şeye bas, more diye bir şey olması lazım, mavi renkli. Oradan işlemleri görürsün, Ha, evet, co-host'u. mor. Tamam hocam. Şimdi gördüm. Evet. Mac co-host yapıyorum o zaman hocama. Tamam. Evet. Oldu mu? Kürşat hocam sizi mi yaptım ben? Bir dakika. Benim ismimin Üzeyir yanına. hocayı. Ha, Üzeyir hocayı Üzeyir hocam co-host ya. yap. Ben şimdi Kürşat hocamla Tamam, ben de konuştuğum için. çayları yaparım hocam. Ben de co-host'um. Tamam hocam. Co-host siz de olun. Hiç sorun değil hocam. Herhalde sıkıntı olmaz. Evet, hala gelmedi ama Evet hocam. Bir dakika. Şeyler akıyor. Yakalayamıyorum hocam.
Üzeyir, sonlara doğru olması evet, lazım. Evet, tamam hocam. Üzeyir hocam, co-host'sunuz siz de. Tamam. Ekran paylaşabilirsiniz hocam. Bir bakıyorum. Saniye yalnız, bu benim şeyim. Ekranım gelmedi değil mi? Daha gelmedi hocam. Evet, şimdi şey, şu anda dosyam açık ama aşağıda burada niye görünmüyor ona bakıyorum da. Ben screen diyeyim ben. Heh, Share screen tamam, diyorsunuz. Tamam, screen'den yapacağım. Evet, şimdi evet, geldi hocam. Göründü değil mi? Tamam. Canım. Evet, geldi hocam. Evet, şimdi bir de sunum moduna geçelim. Şimdi herkese tekrar iyi akşamlar diliyorum. Bu konunun adı başlangıçta belki isminden tam anlaşılmıyor. Yani biz A'dan Z'ye bir girişim fikirden başlayarak küresel bir işletme nasıl olunur, hangi aşamalardan geçilir bunu anlatacağız bugün. Ama adı Tekno Girişimcilik için yeni bir çok kriterli karar verme modeli. Çünkü A Novel Multi-Criteria Decision Making Model for Techno Entrepreneurship adı. Öyle olması lazım. Aslında bu bir çok kriterli karar verme modeli olarak nitelendirilmesi gerekiyor. Çünkü biraz sonra da göreceksiniz ki özü itibariyle her bir aşamada step by step yani sürekli karar vermek, bir şeyleri check etmek, bir takım adımlar atmak gerekecek. O nedenle bu ismi aldı. Yani bu akademik bir isim olması bakımından. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu şimdi sizlere aktaracağım bilgiler çok yakın zamanda yayınlanmış bir uluslararası makaleye dayanmaktadır. Yani benim de birinci yazar olduğum bir makaleye dayanmaktadır. Burada aslında akademik dünya ile iş dünyasının tecrübesini bir araya getirmiş olduk. Yani akademik bakışla iş dünyasının süreçlerini ortaya koymuş oluyoruz girişimcilik açısından. Bunu da 30 yıl civarındaki sanayideki tecrübe sayesinde yapmış olduk. Dolayısıyla bu makaleye dayanıyoruz ama tabii bir sunum şeyi şeklinde. Bunu ortaya koyacağız. Şimdi şu şey niye gitmiyor buradan? Biz ekranınızı tam görüyoruz hocam. Tamam. Şimdi girişimci önce birkaç tabii burada konuya yakın olanlar var, az yakın olanlar var, çok yakın olanlar var. Böyle vurucu noktalardan böyle pop-up mesajlar gibi bazı mesajlar vererek, bilgiler vererek esas modeli ortaya koymak istiyorum. Öncelikle girişimcilik nedir? İnsanın düşünsel emeğinin ekonomik değere dönüşmesi olarak ifade edilir. Yani düşünceyle birlikte bir takım faaliyetler yapacaksınız, ticari faaliyetler. Bu emekleri, bu düşünsel emeği ekonomik değere yani kâra dönüştüreceksiniz. Bu şekilde ifade edilir ve üretim faktörlerinden bir tanesidir bu. Fakat girişimcilik kavramı sadece yani yenilik yapmak, risk almak, creativity kavramlarını, alt kavramlarını içermez. Aynı zamanda projeler ihdas etme, planlama ve yönetme yeteneğini de mutlaka kapsayacak. Avrupa Birliği Komisyonu raporunda da bu şekilde geçiyor. Peki sonsuz sayıda çeşitli girişim olabilir. Biz bunların teknoloji yoğun olanlarına da tekno girişimcilik diyoruz. Peki burada girişimciliğin teknosunu veya non teknosunu nasıl ayırırız? Orası biraz çetrefilli bir soru ama neticede yaptığınız iş teknoloji yoğunsa onlara genel olarak bu ismi verebilirsiniz.
Fakat burada anlatacağımız model fark etmiyor. Her türlü girişimcilik için geçerlidir aslında. Ve herkes kendisini ister bakın bireysel bir girişimci olsun, isterse küresel olma yolunda giden bir kurumsal işletme olsun, bu süreçte bir yerlerde kendisini bulur ve bu süreci takip edebilir. Şimdi şöyle bir bakacak olursak, bakın bu girişimcilik süreçleri nasıl cereyan ediyor diye, bizim bir makro çevremiz var. Yani makro şartlar, dış çevremiz var. Bu dış çevre içerisinde mikro şartlar altında yürütülen girişimcilik süreçleri var. Girişimcilik faaliyetleri var. Bu girişimcilik süreçleri dediğimiz zaman da bunun, şunu da açalım, bir takım girdiler vardır. Bunlar nedir? Ham madde, emek, sermaye ve benzeridir. Ve girişimci veya girişimciler vardır bu sürecin girdileri. Girişimciler haricindekilerin hepsini bir yere topladım, dikkat edin. Burası, buraya, diğer vesaire her neyse buraya konabilir. Ama girişimcileri özel olarak burada gösteriyoruz. Ve bu sürecin peki çıktısı nedir bu girişimcilik sürecinin? Ürünler ve hizmetler çıkar. Her türlü girişimciliğin temel amacı para kazanmaya yönelik, ekonomik fayda üretmeye yönelik daha teknik deyimiyle ürün ve hizmetler oluşturmak ve sonuçta da peki bunu niye yapmak? Kar etmek. Yani output'u bunun, bu sürecin kar veya zarardır. Yani her zaman kar etmek amaçtır ama sonuç kar veya zarar olur. Eğer bu süreçler X sayıda binlerce, on binlerce bu süreçler efsaf olarak, nitelik olarak çok iyi yapılırsa ve binlerce, on binlerce yapılırsa bir ülkede ve bunlar hedeflerine ulaşır ve kar ederlerse daha çok, topyekün bir ekonomik gelişmeyi o ülke sağlamış olacaktır. Bu çevreyi şöyle biraz daha tarif edecek olursak, bakınız bizim emek, yani iş gücü, sermaye ve ham madde çevremiz var. Bu girdiler bir know-how içinde olan, içinde beşeri kaynaklar olan, yalın işletme kültürünün var olduğu, inovasyon kültürünün var olduğu, rekabetin sıkı olduğu ve yaratıcılık olan bir çevrede bunların hepsi cereyan ediyor. Ve bu şartlar altında bir takım fikirler üretiyoruz biz. Yani bu fikirler şunların tümünden ne yapar? Etkilenir. Fikirlerin sonucunda girişimler ortaya çıkar. Girişimlerin sonucunda ürünler ve hizmetler ortaya çıkar. Bu da bizi ulusal ve küresel başarılara taşır. Şimdi böyle bir şeyden geliyoruz. Yani top down olarak bakacak olursak olaya, tümden gelim olarak böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Fakat burada yapılacak her türlü girişimin zamanlanması son derece mühimdir. Victor Hugo der ki, büyük Fransızların büyük yazarı, zamanı gelmiş bir fikirden daha güçlü bir şey yoktur. Siz dünyanın en parlak fikrini getirseniz, uygulasanız, eğer zamanı değilse maalesef başarısız olur. Yani onun makro şartlarını da gözetmeniz lazım. Mikro şartların da, ki mikro şartlar, mikro kültür, işletme düzeyinde olan şartlar ve kültürdür. Bunların da olgunlaşmış olması lazım. Aksi takdirde başarılı olamaz. Ve bunu denemek lazım. Albert Einstein'ın da bir sözü var, onu da buraya koydum özellikle. Çünkü girişimlerin, insanlar girişim deyince bunların çoğunun hani böyle başarı kısmını görürler. Halbuki gerçek hayat hiç öyle değildir. Amerika'nın San Francisco'sundaki Silikon Vadisi'nde bile girişimlerin %95'inden fazlası başarısız olur. Çok azı, birkaçı başarılı olur. Bu değişir tabii ama çok azı başarılı olur. Siz başarılı olanları görürsünüz, başarısız olanlar kimse bilmez çoğunu, belki unutulur gider. Fakat başarılı olanlar da malumunuz deneyenlerin arasından çıkar. İşte bu çok önemli. Yani başarı oranının çok düşük olması bizi asla o yola girmekten alıkoymamalı, denemekten alıkoymamalı. En azından bir defa işletme olarak, şahıs olarak bir şeyler denemek lazım. Ama burada nitelik ön plana çıkıyor.
Henry Ford'un da ki bu biliyorsunuz otomotiv sanayisinde özellikle Team adıyla beraber seri üretim konseptini ilk kez ortaya koyan ve büyük bir patlama bu endüstride yapan bir kişidir. O da diyor ki başarısızlık yeniden ve daha zekice başlayabilme fırsatından başka bir şey değildir. Yani tabii ki bu başarısızlıktan öğreniyorsanız geçer. Eğer kişiler, girişimciler, müteşebbisler ve kurumlar, ister şahıs olsun ister kurum olsun, başarısızlıktan öğrenebiliyorsa ve bunu tabii ki başarısızlık çok çok pahalıya mal olmamışsa bu aslında tecrübedir. Nitekim Amerika'da mesela bizdekinin tam tersi girişimde bulunup da başarısız olanlara negatif gözle bakılmaz. Tecrübe etmiş gözüyle bakılır. Yani Türkiye'de ise biliyorsunuz biz henüz burada biraz bir zafiyetimiz var. Bir başarısızlığa tahammül yok. Ya 12'den vuracaksın ya da çek git hani gibi oluyor. Bu yanlış. Bizim bunu değiştirmemiz şarttır. Peki bu başarının göstergesi nedir? Yani kimler başarılı oluyor da nasıl bir manzarayla dünyada karşı karşıyayız diye baktığımızda da Global Innovation Index dediğimiz GII bize bunu şey yapıyor. Nedense şu ülkeler mesela dünyada hep başta olurlar. İşte bu İsviçre, sonra İskandinavya ülkeleri, işte Amerika, İngiltere, Güney Kore falan. İlk sıralamalar böyle, puanları böyle. Bizim de yerimiz şu anda 41.ymiş. Yani bu GII endeksi doğrudan doğruya ülkelerin inovasyon kabiliyetini ortaya koyuyor. Geçen sene biz 50 küsürdeydik. Yani nasıl olduysa birden yani yükselmişiz böyle bayağı bir basamak. Rusya'dan öndeymişiz hocam yani. Evet yani... Özellikle aynen. Bu pandemi döneminde ne yaptık ki hani o kadar yükseldik onu tam çözmüş değilim ben de ama bir şeyler olmuş yani 50 küsürden 41'lere çıkmışız. Bu en azından iyi bir gelişme. Bir taraftan hani şuna vurabiliriz. Savunma sanayinde elde edilen büyük gelişmeler orada biliyorsunuz bir alandaki gelişmeler böyle damlar belli bir noktaya geldiği zaman zincirleme reaksiyon başlatır. Yani oraya kadar siz onun katma değerini fazla hissedemeyebilirsiniz. Ama belli bir olgunluk düzeyine ulaştığı zaman patlar yani böyle geometrik olarak artmaya başlar. Belki onun bazı sahalarda onun bir etkisi olabilir. Fakat Türkiye'de de açıkçası epeyce önem veriliyor artık bu işlere. Önümüzdeki yıllarda da yani bu listede daha yukarılara gidilmesi beklenir. Burada sizi desteklemek adına bir şey paylaşayım hocam. Hem de siz de biraz nefeslenmiş olursunuz. Mesela bu Teknofestler artık lise öğrencileri arasında çok popüler ve çokça da rehberlik yapan bir organizasyona dönüştü. Kesinlikle. Hani sahaya yansıması açısından bir örnek vermiş oldum. Harika bir uygulama, çok güzel. Yani sürekli o motivasyonu koruyarak devam etmesinde çok ciddi yararlar var. Sonuçta bu bir ekosistemdir bakın. Evet. Bir kültürdür ve ekosistemdir. O kültür ve ekosistemi bir kere maya yani yoğurdu mayalamak gibi mayaladığınız zaman o kendi kendini üretmeye başlayacaktır. Buradaki temel espri o yani. Biz onu tam o kendi kendini üretmeye, o ekosistemi tam şey yapamadığımız için bahsedeceğim onlardan tabii hep. Örneğin orta gelir tuzağını bir türlü biz aşamadık bakınız. Şimdi sonuçta bir ülkenin gerçekten gelişmiş ülkeler sınıfına çıkabilmesi için malumunuz... Dünya Bankası'nın yaptığı bir sınıflandırma var. İşte gayri kişi başına düşen milli gelir bakımından. Biz şu anda işte dolar arttı, değişiyor tabii. Dolar değişti, o da değişiyor. İşte şu anda 8 bin dolarlar falan herhalde 8, 9, 10 oralarda geziyoruz. Yani evet. Biz bu şeyi bir türlü ne yapamadık? Atlayamadık yani. Burada şeyini Roger Curve diye bir şey vardır. Ona da geleceğiz. Orada bir şey vardı, bir uçurum vardır, the chasm yani diye.
Ürünler gelir gelir orayı çoğu oradan aşağıya düşer. Yani böyle yayılamaz. Burada da ülkeler açısından öyle bir şey düşünün. Yani geliyorsunuz evet. Ülkede işte ithal ürünlerin yerine ikame edip kendi yerli sanayinizi güçlendirip kendiniz üretmeye başladığınız zaman, lisanslı üretim yapmaya başladığınız zaman bir birikim oluyor. Yani bir ekonomi gelişiyor. Ama buraya kadar gelişiyor. Yani 10 bin dolarlara geliyorsun, orada stop. Oradan yukarıya pek çıkma imkanı olmuyor. Çünkü oradan yukarıya çıkmak için kesinlikle inovasyon gerekiyor. Yani bu arada inovasyonu da temel olarak bir tanımlayayım. İnovasyon, herkes yani yenilik deyip geçiyor. İnovasyon yenilik demek değildir. Yani yenilik kelimesi inovasyonu karşılamaz. Bir şeyin inovasyon olması için bir, yeni bir şeyler olması lazım. Yani ya tamamen yeni ya kısmen yeni, bir tarafı yeni. Bir yenilik mutlaka olacak yani bir üründe, bir hizmette vesaire. Ama velakin ondan da onu uygulayıp para kazanmanız gerekiyor. Yani istersen dünyanın en büyük icadını yap, o inovasyon değildir. İnovasyon sınıfına dahil olması için onun mutlaka uygulanması, ticari bir getiri elde etmesi, ekonomik fayda sağlaması gerekmektedir. Şimdi biz dediğim gibi buralardayız. Yani biz makroekonomik politikalarımız var ama onları endüstriyel politikalarla destekleyerek eğer inovatif bir ekosistem, bir kültür sağlayabilirsek, oluşturabilirsek o zaman çok kısa sürede yani ne bileyim 5-10 sene içinde 20 bin dolarları aşabilir bu. Tıpkı kimin gibi? Tıpkı Kore'nin yaptığı gibi mesela. Bu mümkün ama dediğim gibi bu endüstriyel politikalar gerekiyor. Endüstriyel politikalar da özünde şu demek, yapılamayanı yapmak, inovasyon yapmak yani. Örneğin işte bizim SİHA'lar gibi yani. Kendi yani katma değeri çok yüksek olan ürünler yapmak gibi. Yıllar evvel mesela Havayasan Pakistan'a bir tane bir uçakların uçuş yazılımını satmıştı. Bir tanesiydi 5 milyon dolar. Yani bu örnekte olduğu gibi. Yani siz ancak böyle şeylerle işte sıçrama yapabilirsiniz. Bu orta gelir tuzağından kurtulabilirsiniz. Yoksa istediğin kadar mesela Tofaş otomobili üret, Renault üret, kamyonunu da yap. Sahibi siz değilsiniz yani. Sonuçta eğer bir burası kar üretiyorsa o kar sahibine gidecektir bir şekilde yani. Ama siz buradan ekmek yersiniz. Mühendisler çalışır, yüzlerce, binlerce işçi çalışır. Güzel bir şey olur ama dediğim gibi sizi bu şeyden orta gelir tuzağından kurtarmaya bunlar yetmez. Nitekim bu inovasyonu yapanlar, bakınız örnek olması, çarpıcı örnek olması bakımından bunları koydum. İşte dünyanın ilk üç şirketi yukarıda Apple, Amazon, Google bugün 2021 itibariyle sadece marka değeri yani hava parası değeri diyelim. 263 milyar dolar, 254 milyar dolar, 191 milyar dolar. Türkiye'deki ilk 100 şirketin marka değeri ise toplamı yani 100 şirketin toplamı 25 milyar dolar. Bunun bir tanesi, bunun 100 tanesinin 10 katı. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bunun başka yolu yok yani. Yapılamayan yapmak üzerine yoğunlaşmanız, kilitlenmeniz ve bütün kaynaklarınızı oraya kanalize etmeniz gerekmektedir. Bu şeyle sıralama önemli değil. Peki şimdi yavaş yavaş ben konuyu ısıttım. Geliyorum. Peki fikirden başlayarak ulusal ve küresel işletmeler olma yolunda girişimler acaba hangi aşamalardan geçmektedirler? Yani nasıl oluyor bu iş? Nasıl oluyor bu iş? Bunu şimdi ele alacağız. Ki şu anda artık genel bazı giriş bilgilerini verdikten sonra, yorumlarını yaptıktan sonra modele giriş yapmış oluyoruz. Bakınız model, şöyle bir modelimiz var. Şuraya dikkatinizi çekerim. Stage 1, Stage 2, Stage 3, Stage 4. Aşama 1, 2, 3, 4. 4 tane aşamalı bir yapıdan bahsediyoruz.
Yani bu orijinal bir şeydir yani. Başka bir yerde yok bu. Yeni zaten novel bir model bu. Önce idea generation and development. Önce fikir üretmek ve geliştirme yapmak. Yani siz şimdi şöyle bir ister kurumsal işte ister bir şahıs olun. Önce fikir geliştireceksiniz. Fikirler daha doğrusu geliştireceksiniz. Ve ilk prototipinizi ortaya koyacaksınız. Koymak zorundasınız. Yoksa yani sovat derler. Yani para neyle para, neye para istiyorsunuz falan. Yani prototipe yakın bir şeyler, bir ürün, bir hizmet veya olması gerekir. Eğer bu başarılı olursa bir üst sınıfa, bir üst aşamaya geçer. Olmazsa bakın bütün no'lar burada nereye geliyor? Failure'a geliyor. Az önce bir ifadede bulundum hatırlarsanız. Dedim ki Amerika'nın Silikon Vadisi'nde bile yani %1'i başarılı oluyor yani. Ve bu normaldir. Bu anormal bir şey değil. Normali budur zaten. Etrafınıza güzel alıcı gözle bakarsanız bunu zaten çevrenizde de gözlemleyebilirsiniz. Dolayısıyla failure'a gider yani. Her aşamadan gider bu failure'a. Yani başarısızlığa. Ne demek bu? Şirket batar. Girişim başarısızlıkla sonuçlanır. Ta ki tabii yeniden deneyebilirsiniz farklı bir şekilde ama farklı şekilde. Aynı şeyi biliyorsunuz Einstein'ın bir başka sözü var. Aynı şeyleri tekrarlayarak çözülmeyen sorunların çözülmesini beklemek aptallıktır diyor. Yani bir şeyleri değiştirerek denerseniz amenna. O farklı bir girişime evrilir. O ayrı bir konu yani. Buradan ayrı. Şimdi eğer başarılı olursanız ne yapmak lazım? Initial investment and growth. Bu sefer evet fikirlerim vardı. Fikirlerimin içinde en iyisini seçtim. Ve onunla prototipini yaptım. Üretmek istiyorum. Üretmek istiyorum artık. Bana para lazım diyorum. Tamam mı? Bunun adı da initial investment and growth. Üretmeye başlıyorum. Satıyorum yavaş yavaş. Onu biraz büyütmeye çalışıyorum. Ama bu büyütme sınırlı bir büyütmedir. Yani öyle bir yere kadar gidecek bir büyümedir. Nasıl olduğunu anlatacağız. Eğer burada da success varsa, başarı varsa... Üçüncü aşamaya geliyorum. Burada da meşhur yani artık herkesin ağzına pelesenk olmuş startup kavramı var. Startup aşamasına geçebilir. Burada başarısızlık da yine çöpe gidecektir o girişim. Başarısız olacaktır. Startup aşamasında da başarı olursa bir üstü onun artık national and global expansion oluyor. Yani ulusal ve küresel genişleme. Artık siz orada global enterprise oluyorsunuz, yani küresel bir işletme oluyorsunuz. Kurumsal ve küresel bir işletme oluyorsunuz. Tıpkı etrafta bildiğiniz gibi işte. O app az önce gösterdik ki Apple'lar, Google'lar, ne bileyim diğer işletmeler gibi yani. Bilinen dünya çapında işte Siemens gibi, Toyota gibi değil mi? Ford gibi, bunun gibi işletmeler oluyor bunlar. Bunlar artık küresel işletme oluyor. Bu küresel işletmelerin tümü şimdi anlatacağımız detaylı aşamalardan defalarca her bir projede kısmen bir öyle kısmen böyle geçmişlerdir. Şimdi birinci aşamada bakınız detaylı bir şekilde şöyle anlatacağım size bunu. Idea Generation and Development Stage'de yani fikir üretme ve geliştirme aşamasında biz çok sayıda generating many ideas diyoruz. Bakın çok sayıda fikir üretmek. Öyle bir tane aklıma bir fikir geldi. Haydi hurra yapalım. Öyle bir şey yok. O çok yanlış. Aklınıza bir yığın fikir gelmesi lazım. Aslında sizin bir ekip olmanız gerekiyor. Bu ekibin bir araya gelmesi, kafa kafaya vermesi gerekiyor. Bir yığın fikir üretmesi gerekiyor. Merhaba. Ve bu fikirlerin analiz edilmesi gerekiyor, kararlar verilmesi. Bir takım kısıtlar, kriterler konularak kararlar analiz edilmesi lazım fikirlerin ve işlerinden iyisinin seçilmesi lazım. Yani bu da beyin fırtınası demektir. Bu da işletmelerde, özellikle kurumsal işletmelerde suggestion sistem dediğimiz öneri sistemidir. Mesela Japonlar bunu mükemmel uygularlar. Bir Toyota yılda milyonlar adedinde öneri alır içeriden yani.
içeriden alır, tedarikçilerinden alır, her yerden alır, şey alır, öneri alır. O önerileri değerlendiren birileri vardır ve uygulamaya değer görülenleri hemen uygulamaya alırlar. Hatta çok parlak fikirler çıkarsa onların o fikirleri getiren, o problemleri çözücü fikirleri ortaya koyanları bir de ödüllendirirler. Yani sistem uluslararası şeyde böyle çalışır. Bizim de mutlaka öyle yapmamız lazım. Şimdi demek ki burada çok sayıda fikir ürettik ve kafa kafaya verdik. Bu fikirleri benchmark yaptık, karşılaştırdık ve en iyisini seçtik. Artık evaluating and selecting ideas, yani bunların içerisinden seçtik, kriterleri koyduk, benchmark yaptık, evaluation yaptık ve seçtik. Sonra ne yapıyoruz? Artık burada şu bakın kalın çizgiyle olan yerde benim ne yapmak istediğim belli. Yani ben şunu şöyle 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 bir ürün yapacağım, şöyle 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 bir hizmet üreteceğim diyorsunuz burada. Artık burada development and detailing of the selected idea noktasındasınız. Seçilmiş fikrin geliştirilmesi ve detaylandırılması. Burada artık siz ilk ekibinizi kuruyorsunuz. Bir tasarım yapmanız lazım. Analiz yapmanız lazım. Hesap kitap yapmanız lazım. Diğer ürünlerle, rakip ürünleriyle benchmark yapmanız lazım. Fizibilite çalışması yapmanız lazım. Olabilirlik çalışması. Acaba ben bu üründen tamam, ürün fikir bu, şu her şey güzel ama bu para kazanır mı yani? Bunu sorup buna da pozitif cevap almanız lazım. Evet, pazar şudur, maliyetler şudur, satış fiyatı şu olabilir. Aradaki farka göre ben buradan para kazanabilirim. Şu kadar üretirim, şu kadar büyük tesis yapmam lazım. Bu para kazanır diyorsunuz. Sonra geldiniz prototip yapmanız lazım. Prototip yaptınız, prototipi uyguladınız, çalıştırdınız, test yaptınız, denemeler yaptınız. Homologasyon ve de uluslararası, mesela bir araç çıkaracağınız zaman onun homologasyonu var. Yani işte uluslararası sağlaması gereken bir takım şeyler var, şartlar var, teknik şartlar var. Onları sağlaması lazım. Diğer ürünlerde de vardır bu. Elektronik vesaire. Revizyonlar yapmanız gerekiyor. Gerektiği zaman. Çünkü test sonuçlarına göre bakacaksınız ki şeyi sağlamıyor. Yani sizin yaptığınız tasarım testten geçmiyor. Geçmiyorsa ne yapacaksınız? Tasarımı revize edeceksiniz. Ve bu bir takım iterasyonların bu süreç içerisinde iç içe yapılmasını icap ettirir. Dolayısıyla bakın şurada yukarıda 3 tane döngü var. Loop var. Bu her bir loop, yani şurada bir loop olabilir, burada loop olabilir. Kaç tane? Whatever. Yani 1, 3, 5 artık yaptığınız işe göre sizin tasarımınızın isabetine göre, sağlamlığına göre, doğruluğuna göre değişir bu. Dolayısıyla bu iterasyonlar sürecinde geçtiğimiz zaman biz ne yapmış oluyoruz? Testleri ve denemeleri bitirmiş olduk. Artık elimde milletin karşısına çıkarak bakın ben şu ürünü yaptım, şu hizmeti veya işte bir hizmet derken ya yazılım vesaire ürün yani yaptım. Artık bunu prezente ediyorum, sunuyorum çevreye. Çünkü para lazım ya bana, bunun için büyük bir tesis kuracağım ya, büyük küçük neyse. Ve bir yatırımcı bulmam gerekiyor. Bende varsa amenna güzel ama genellikle sizde olmaz yani. Hele parlak fikirler için hiç olmaz yani. Dolayısıyla ya bir yatırımcı bulmanız icap eder. Buna erken finans diyoruz. Şimdi bu süreç ne kadar sürer? Yani İngilizce tabiriyle yani it depends, yani duruma göre değişir. 3 ayla 12 ay arası derler yani. Ama illa öyle hani kesin böyle olacak diye bir şey yok yani. Ama takriben hani gerçekten bir fikrim olan bir ekip düşünün. İşte 3-5 kişi neyse kafa kafaya vermiş bir şey düşünüyor. Ya o bir şey düşünüyorsa, bunlar gerçekten gece gündüz sıkı çalışırsa yani 6 ayda 1 senede bunu bir şekle şemale büründürebilirler yani. Bunun uluslararası şeyi. Parayı nereden bulacağız? Kişisel fonlar olabilir. Yani benim param var. Varsa ne âlâ. Aileden bulabilirsiniz. Arkadaşlardan bulabilirsiniz. Fakat bu aşamada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü ilk ürünü çıkarttınız. Ürün henüz
müşteriyle karşılaşmadı yani. Müşterinin evet bazı dar alanda bir takım denemeler yaptınız, birilerine gösterdiniz ama kitle müşteriyle tanışmamıştır ürününüz. Bu kitle müşterinin isteklerini, arzularını, beklentilerini de pazar araştırmasıyla öğrenerek sizin bu aşamada pivot yapmanız gerekiyor. Yani doğruyu bulana kadar pivot yapmanız gerekiyor. Sonra yürütme aşamasına geçmeniz gerekiyor. Pivot yapmak da şu demek. Sizin aklınızdaki tasarım parametreleri ile müşterinin aklındaki algılar ve parametreler uyuşuyor mu? Uyuşmuyorsa kimin dediğinin olması lazım esasen? Müşterinin dediği olması. Yani siz müşterinin malı beğenmesi gerekiyor, ürünü beğenmesi gerekiyor. Dolayısıyla müşteri beklentilerini de yeterli derecede sağlayacak bir noktaya kadar pivot ediyoruz. Yani üründe şu demek bu. Üründe şu aşamada hatırlayınız. Şurada iterasyonlar yapıyoruz dedik ya, testleri yaptık, geçti, geçmedi vesaire vesaire. Geçmedi, tamam, bu teknik olarak tasarımcılar açısından bunlar gerekliydi veya teknik şartnameler açısından gerekliydi ama bir de müşterinin de beklentileriyle bunu birleştirdiğimiz zaman işte o budur. Biz artık ürünü yaptık oluyor. Bu ürün her türlü teknik şartları sağlıyor. Beklentiler analiz sonuçlarına göre testleri geçiyor ve müşteri beklentilerini de sağlıyor. Yani siz çok çok sağlam bir şey yapabilirsiniz ama müşteri elinin beğenmeyeceği bazı şeyler varsa o mal elinizde patlar yani. Başarısız olur o giriş. Şimdi o zaman early finance lazım bana. Yani ilk finans lazım. Bunu arıyorum şu aşamada. Elimde fikrimi olgunlaştırdım, bir tasarımımı yaptım. Elimde çalışan, fonksiyonel bir ürün var artık. Bu ürünün ne? Para bulmam lazım. Nereden bulurum? Equity capital dediğimiz öz sermaye bulurum. Veya yakın çevremden alırım, babamdan, işte diğer akrabalarımdan, annemden, neyse miras kalmıştır. Devlet işletmelerinden, devlet kurumlarından, devletin kurumları var işte TÜBİTAK işte değil mi? COSGAP şu bu. Buralardan para alabilirim. Ve bakın angel investors, melek yatırımcılardan para alabilirim. Onlara hani şimdi var ya melek yatırımcılar var, bunları geleceğiz hep. Yani bu melek yatırımcılar bir yön var, Türkiye'de de çok var. Bunlar hakikaten kalbur üstü, gerçekten yani... Onları bir yere taşıyacak yeni fikirler peşindeler. Yani bulunca parayı veriyor yani. Ve diye vesaire. Şimdi parayı da bulduk. Parayı bulduk. Yani şu aşamada bu unsurlar var. Bu unsurlar var. Parayı bulduğumuz zaman bu sefer initial production investment'la ilk üretim yatırımını yapma. Artık fabrika kurmak istiyorum. Yani fabrika derken büyük olur, küçük olur. Yani illa devasa olması şu an için şey değil. Neticede bu yaptığım bir ürünse, örneğin ne bileyim şu elimde tuttuğum mouse'sa, bunu üretecek bir fabrika, bir büyük bir şey, bir tesis kurmam gerekiyor. Bunun çalışmaları başlar. Burada da pazar araştırması, çünkü o tesisin kendisi var, inşaatı var, içindeki makineler var, alet edevatı var, altyapısı var, üst yapısı var, değil mi? Her şeyi var yani. Yazılımları var. Orada o da artık komple bir artık fabrika dünyasına, üretim, sanayi, endüstri dünyasına geçiyorsunuz orada. Burada yine bu aşamada rakiplerin analizi var. Yerin seçimi var. Fizibilite çalışması yine var. Bakın az önce de vardı. Az önce ürünü geliştirirken vardı. Şimdi yine var. Ne için var? Makine alıyorum. Bir makine yatırımı yapacağım. Tesis yapıyorum. Her zaman fizibilite lazım. Tesis kaça mal olacak? Buranın sabit giderleri nedir falan. Ürün başına ne kadar düşer? Bunları bilmem lazım. Ve bir organizasyon kurmam lazım. Çünkü artık bir tesis kuruyor. Bir işletme yapıyorum yani. A'dan Z'ye bütün bölümleriyle, fonksiyonel bölümleriyle vesaire, bana büyük bir organizasyon gerekiyor. Bunları yapmam gerekiyor. Ekipleri kuracağım, insan kaynaklarından üretim bölümüne, oradan Ar-Ge'sine kadar, değil mi? İşte, ta ki bakım bölümüne kadar, lojistiğine kadar her şeyi satın alması, satış pazarlaması olacak neticede. Ama ekibimiz henüz şu anda daha küçük yani, daha büyümedi çünkü ilk daha yapacağız bunu.
Sonra üretime başladık, kurduk diyelim, bunları da kurduk, üretime başladık. Orada artık hangi dünyaya giriyoruz? Teknoloji ve proses, süreç dünyasına giriyoruz. Teknoloji nedir? Hangi teknolojiyi kullanıyorsunuz? Bu güncel bir teknoloji midir, değil midir? Aldığınız makineler, tezgahlar bir sonraki ürüne de uygun mudur, değil midir? Kullandığınız süreçler optimum mudur? Olması gereken midir? Marketing, pazarlama faaliyetlerine başlamanız gerekiyor. Çünkü satacaksınız, üretiyorsunuz. Mouse örneğinden alın. Şimdi 1 milyon tane üretmek için bir şey yaptım, bir tesis yaptım. Bunu kime satacağım? Satmam lazım. O ağı, satış, pazarlama ağını geliştirmem lazım. Maliyetleri sürekli kontrol altında tutmam lazım. Verimlilik, productivity dediğimiz, yani verimlilik çalışmaları yapmam lazım. Çünkü bir fabrika verimlilik çalışmasını yapmazsa olmaz, yani rekabet edemez. Sürekli girdileri minimize ederek çıktıları maksimize etmeye çalışması gerekir. Burada break-even point dediğimiz, yani o da şu başa baş noktası nedir? Yani siz zaten en başta kuracağınız tesisin büyüklüğü buradan da başa baş noktası hesabıyla zaten çıkar. Siz onu zaten geçmek zorundasınız. Yani break-even point'in altında herhangi bir üretim sizi yani yok, cebinizdeki paranın her gün gitmesi, erimesi, yok olması anlamına gelir. Kısa sürede de batarsınız zaten. Dolayısıyla mümkün olduğunca break-even point'i geçmem lazım. Orada elimdeki toplam yatırım tutarıyla break-even point'i ne kadar geçtiğim sorusu o bir optimizasyon meselesi yani. Bunu tabii gözetmemiz gerekiyor. Başka? Üretim aşamasında bir de bakın kalite artık kavramı ortaya çıkıyor. Kalite ne olması lazım? Kaliteyi devamlı kontrol altında tutmam lazım. Geçiyorum inovasyon. Peki burada bakınız artık üretiyorum. İşte evet bu mouse'u üretiyorum. Bunun bir niteliği vardı, bir özelliği vardı. Ama iki sene sonra artık bunu satamayacağım ki. Bunu şunu unutmayalım, ürünler aynı canlılar gibidir, insanlar ve hayvanlar alemi gibidir. Ürünler doğarlar, büyürler, olgunluk noktasına ulaşırlar ve sonra yaşlanır, ölür giderler, yani piyasadan kalkarlar. Dolayısıyla piyasadan her çıkan ürün kendi sonuyla birlikte doğacağı için o ürünün belli bir zamanda, hatta o ürünün en iyi olduğu zamanda yerine geçecek ürünleri sizin epeyce bir zaman, o ürün, ilk ürün ölmeden epeyce bir zaman önce, o Ar-Ge dönemine zaman tanıyacak şekilde geliştirmeniz lazım. Yani bakın burada da döngüler devam ediyor. Bu bitmek, tükenmek bilmez bir süreçtir. Yani işletmeler bir ürün en iyi zamanında bile olsa, yok satsa bile onun yerine geçecek veya daha farklı, yani çeşitlendirmeye yönelik farklı ürünler tasarlıyor olurlar ki vakti geldiğinde ona hazır olsunlar diye. Peki bu inovasyon growth diyoruz buna. Yani inovasyon yapma ve geniş büyüme. Çünkü yeni ürünler çıktıkça büyüyeceğim, inovasyon yapacağım, daha yeni ürün çıkacak, daha çok para kazanacağım, böyle büyümek istiyorum. O sırada sürekli yeni fikirler, sürekli yeni projeler, Ar-Ge, inovasyon, market pazar payını sürekli artırmak istiyorum tabii bu arada ve kar etmek. Yani bu innovation ve growth'la birlikte ana temalarım bunlar oluyorlar. Peki burada da bir noktaya geldim. Misal aradan 1,5-3 sene, 4 sene geçti neyse. Bakın soru işaretleri var burada, hani bunu sormaya gerek yok, hani niye 15 ay? Yani bu genel olarak hani olan şey zaten, yani illaki 15 ay olacak, 36 ay olacak diye bir şey yok ama yani as a rule of thumb diyoruz ya İngilizce'de, onun gibi bir şey. Şimdi sonra startup'a geldik. Startup'da artık şurada da yani benim yeterince belli bir büyüklüğe ulaşmış, oturmuş, yeni fikirleri projelere çeviren, Ar-Ge yapan, inovasyon yapan, genişleyen bir işletmem var. Ne olacak peki? Artık ama daha da büyümek istiyorum. Daha çok güzel fikirlerim var ve ilerlemek istiyorum. Orada
Tekrar sunuyorsunuz artık. Bakın bu sefer şu neredeyiz artık? Az önce sadece ürünümüz vardı diye insanların karşısına çıkmıştık, yatırımcıların. Şimdi ise diyoruz ki ürünüm var benim, ürünün sistemim var benim, tesisim var benim. Benim bir kurumsal bir yapım var diyorsunuz yani. Belli bir noktaya geldim yani. Azıcık palazlandım. Ama bu palazlanma yani birinci lige çıkmak için yeterli değil şu aşamada. Sonra bir kabul görmeniz lazım ve startup financing diyorum buna ben. Startup finansı modun noktasına geliyoruz. Şimdi buraya startup öncesi şuradaki şeylerimiz, diğer bizim finansman kaynaklarımız seed capital dediğimiz veya incubator tohum sermayesi, yani bu kuluçka öncesi, startup öncesi dönemin sermayesi, böyle tip şeyler var. Kickstarter diye bir şey var. Yani bu nedir? Yani çok sayıda internette bir takım mekanizmalar kuruyorsunuz, siteler kuruyorsunuz. İnsanlar evinden de küçük paralarla, cüzi paralarla projenize ortak olabiliyor. Amerika'da bu milyonlarca insan bunu yapmış. Milyarlarca dolar böyle toplanmış yani. Ortalaması 250 dolar ediyor. Türkiye'de de şey mümkün. Ama buradaki paralar yani o kadar çok büyük değil. Yani burada mesela çok büyük bir proje için orada çok büyük bir para toplaması biraz şey değil. Daha doğrusu daha çok yani böyle küçük olan işletmelerin belli düzeye kadar para ihtiyaçları böyle karşılanabilir. Ve geliyoruz, esas kaynağımıza geliyoruz. Bunlar startup yatırımcıları olan melek yatırımcılar. Ve ki melek yatırımcı demek ortak demektir yani. Siz yeni bir ortak alıyorsunuz. İster gidin arkadaşınızı ortak alın veyahut bir akrabanızı ortak alın ama para getirecek yani işletmeye sermaye koyacak. İsterseniz işte melek yatırımcıya gidin. O da bir kurum da olabilir, şahıs da olabilir. O da onların karşısına çıkıyorsunuz, sunuyorsunuz, diyorsunuz ki ben şöyle 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 bir şeyim var. Daha büyümek istiyorum. Yani büyüme istidadım da var. Önümü açık görüyorum. Planım, projem şudur, şudur, şudur. Bana şu kadar para lazım. Peki bu kadar para bir şu kadar hisse karşılığında şu kadar para istiyorum diyorsunuz. Yani o startup yatırımcıları demek, melek yatırımcı o demek. Peki burada hemen startup'ın tanımını yapalım. Çünkü böyle hep söylüyoruz ama nedir? Her işletme, her kuruluş, her girişim startup değil yani. Startup sıfırdan denenmemiş bir iş fikrinin olgunlaştırılıp sürdürülebilir ve ölçeklenebilir satışa dönüştürülmesidir. Bakın buradaki en önemli kelime sıfırdan derken zaten çoğu sıfırdan oluyor. İş fikri olgunlaştırma çoğunda var ama bakın ölçeklenebilirlik kelimesi burada en kritik kelimedir. Şu demek o, diyorum ki şu aşamada evet bundan 100 bin tane, 10 bin tane yapıyorum şundan, 10 bin tane yapıyorum. Ama pazardaki talebin 6 ay içerisinde 10 milyona çıkarsa ne olur? Pazardaki talep 6 ay içerisinde 10 milyona çıkarsa, 1 milyona çıkarsa ne yaparsınız? 10 katına, 20 katına, 30 katına çıkarsa ne yaparsınız? Onu karşılayabilir misiniz? Cevabınız evetse evet startup olabilirsiniz. Cevabınız evet değilse startup olamazsınız, batar gidebilirsiniz. Çünkü şöyledir, Pirelli'nin meşhur bir şeyi vardır, mottosu vardır, hatırlayanınız vardır. Kontrolsüz güç güç değildir, başa beladır ya. İşletmelerin birçoğu da çok aşırı hızlı büyümekten dolayı batarlar. Ve bunun örneği çoktur. Yani çünkü... Yani müşteri istediği zaman onu verebilmeniz gerekiyor yani. Sisteminizi öyle bir kuracaksınız ki müşteri sayısı birden katlandığı zaman onu karşılayabilmeniz lazım. Yoksa orada bir kaos olur, müşteriler kaybolur, sizin bütün planlarınız alt üst olur. Eğer işte bir girişim olarak kurulmuş ve belli bir noktaya gelmiş, ikinci aşamaya gelmiş girişim bunu yapabiliyorsa startup olabilir demektir. Startup aşamasına geldiğimiz zaman da
neyi görüyoruz? Bakın, finding startup financing, startup finansını bulmak. Burada angel investors, işte melek yatırımcılar, venture capital ortaya çıkıyor. Bakın, bunlar risk sermayesi. Şimdi şunu söyleyeyim, basamakları her çıktığınızda, aşama 1, 2, 3, 4 dedim, her basamaya çıktığınızda daha büyük sermayedarlarla muhatap oluyorsunuz doğal olarak, yani değil mi? Yani büyük baş oluyor, daha büyük sermayeler lazım. O zaman daha büyük sermayeleri sağlayan daha büyük sermaye grupları var. Oralara doğru gidiyorsunuz. Venture capital da işte angel investor'ın bir fazlası gibi. Yeni, fakat dikkat burada, artık şimdi aşama bir de bir kişi veya işte bir üç arkadaştınız misal. Üç ortaktınız, çıktınız yola, %100'ü size ait. Şimdi aşama bir de para aldınız. Aha, şimdi alıyorsunuz. Venture capital'dan para alıyorsunuz. Angel investor'dan para alıyorsunuz. Her para alışınızda hisseniz gidiyor. Para alıyorsunuz, hisse gidiyor. İşte orada pazarlık, yani. Ne kadar hisseyi ne kadar paraya satarsınız sorusu. Bunun bir cevabı yoktur. O duruma göre, işletmeye göre, vizyonuna göre, ne vaat ettiğine göre, ekibe göre değişir. Dolayısıyla yeni partnerleriniz var artık, yeni ortaklarınız var. Artık eskisi gibi her istediğinizi yapamazsınız. Birlikte karar verme var. Yani kararları paylaşıyorsunuz. Çünkü hisse tamamen sizin değil. Yeni bazen hissenin ne kadarı gittiğine göre değişen şekilde yönetim de yeni bir yönetim olur. Organizasyon da yenilenir. Çünkü çok hızlı bir gelişme, büyüme içerisindeyiz şu anda. Şimdi aldık parayı, additional investment yapacağız. Yani çok ilave, yeni büyük yatırımlar yapacağız. Çünkü az önce dedim ya, 10 binden 100 bine çıkacak diyelim satış. Onu karşılayabilmem gerekiyor. Ona göre yatırım yapmam gerekiyor. Orada yine market research var, pazar araştırması, yine rakiplerin analizi var, yine feasibility'ler var, feasibilities aslında bir çok sayıda feasibility. Ve bakın, team expansion and qualification koydum buraya. Şimdi bu az önceki gibi öyle sadece bir team kurma değil, artık burada çok, çünkü geometrik büyüme moduna girdiğiniz için bu artık ekip genişlemesi ve kalifikasyon ön plana çıkıyor. Yani gerçekten know-how'ı taşıyan nitelikli bir ekip olmak durumundasınız. Çünkü artık sermaye büyüdü, işletme büyüdü. Yani riski atamazsınız şeyi. Yani her şeyin mükemmel olması gerekmektedir. Peki, additional investment'ı yaptım. Yeni, daha büyük tesisi büyüttüm. Yeni tesisler kurdum. Production sales and revenue growth yine aynı şey. Ve onun şeyinde innovation expansion. Yine üretim yapıyorum, satış yapıyorum ve gelir elde ediyorum. Revenue growth, gelir büyümesi sağlıyorum. Nedir bu? Teknoloji, yine prosesler, teknolojiler, maliyetler, verimlilik, pazar payı. Bu sefer müşterinin tatminliği, daha müşteri sayısı çok arttı. Çünkü customer satisfaction, müşteri tatmini çok önemli bir noktaya geliyor ve kalite keza yine aynı. Önemli bir dikkate alınması ve takip edilmesi gereken faktör olarak duruyor. Innovation expansion hiçbir zaman yani yatsınamaz, reddedilemez bir şey. O yine var. Yeni fikirler, yine yeni projeler, Ar-Ge, inovasyon, pazar payını artırma ve karlılığı artırmak yine devam ediyor. Zaten bütün bunları karlılığı artırmak için yapıyoruz bir anlamda. Ve bu burada bakın, artık ne oldu? Biz lig atlıyoruz bir yerde. Competence at regional or national level diyor. Demişim buna. Yani artık bölgesel ve ulusal düzeyde bir sizin bir rekabet etme gücü olan bir işletme haline geldiniz. Artık ülkede deyince ya şu var, şu var, şu var biliniyorsunuz, şey diyorsunuz. Her bakımdan artık ulusal düzey çapta rekabet edebilir bir işletmesiniz diyelim. Burada ne yapmanız lazım? Region, countrywide production and sales. Yani bölge ve ülke çapında üretim ve satış yaparsınız burada. Burada bayi ağını kurarsınız. Bakın, yeni bir konsept, kavram geldi buraya da, orta yere. Dealerships network, yani bayi ağları kuran bir şirketsiniz ve marka oluyorsunuz artık. Sonra
Bunun sonucu nedir? Bu sürecin sonucu nedir? Bu sürecin sonucu opportunity to become a large company. Artık hani devasa çok büyük bir yani okkalı bir işletme olma yolundasınız. Artık onu, o birinci lige doğru çıkıyorsunuz demektir. Burada yine marketing prezentasyonu. Peki bitti mi? Bakın işte bu bitmiyor. Yani insanoğlunun şeyi serüveni hep şey ya, hep ileri hep ileri hep ileri. Aa, böyle böyle yani. Dolayısıyla işletmelerde bitti diye bir şey yok. Hep daha büyük olmadı işte bu ülkede yapılanmamı tamamladım, hedeflerime ulaştım. Bu sefer Orta Doğu, bu sefer Balkanlar, Avrupa, Çin, Uzak Doğu böyle açılma merakı ve isteği ister istemez vardır ve olacaktır. Artık diyorum tekrar bu aşamada bu sefer benim belki küreselleşme isteğim ortaya çıkıyor. Diyorum ki artık şu bölgelere de ülkelere de açılmam lazım. Tekrar çıkıyorum şeye. Uluslararası bu sefer çaptayım artık finans aramaya. Pazarlama, sunum. Akseptans, kabul alma. Yani oradan kabul görmek. Evet tamam siz iyisiniz. Size para yatırır, ortak oluruz diyen birileri bir büyük fon çıkması. Venture capital yine burada venture capital risk sermayesi ve belki de ki muhtemelen initial public offering diyoruz. Yani ilk halka arz edebilirsiniz. Para ihtiyacınızın bir kısmını, finansman ihtiyacınızın bir kısmını halka arz yöntemiyle karşılayabilirsiniz. Örneğin şirketinizin %25'ini halka arz ediyorsunuz. Oradan para alıyorsunuz. Evet, halka arz ettiğiniz zaman stok markette bu borsada belki yüzlerce binlerce kişi alıyor onu. Onlar da verdikleri para kadar hisse sahibi oluyorlar. Fakat eğer bu ileride daha çok artarsa borsada hani olabilir ki birileri hani çoğunluk hisse borsaya açılırsa birileri de bir şekilde belki o hisseleri elde ederse yönetimi de alma ihtimali doğabilir. Peki startup aşaması ne zaman sonuçlanabilir diye bir soru aklınıza gelebilir. Şöyle şu soruları soruyoruz orada da. Diyoruz ki ürünleri hak ettiği fiyata satıyor musunuz? Yani kır başa baş noktasına kadar fiyat indirerek mi satıyorsun? Yoksa tamam benim ürünüm bu, kar marjımı da koymuşum, ben buna satmam lazım ki şu kadar büyüyeyim dediğiniz o planınıza göre satabiliyor musunuz? Sorunun cevabı evetse güzel. Peki aynı müşterilere tekrar satabiliyor musunuz? Evet, güzel. Peki sattığınız müşteriler de başkasına tavsiye ediyor, onlara da gelip sizden alıyorsalar evet güzel. O zaman sizin müşteri portföyünüz böyle geometrik şey gibi artabilir, katlanabilir. O zaman bu aşamayı da geçmişsiniz demektir. Ki startup şeyini söylemiştim. Startup yatırımcıları, melek yatırımcılar da olabilir demiştik veya venture capital dediğimiz ona geleceğiz. Onlar olabilir. Şimdi bu melek yatırımcılara şöyle bir kısa değineceğim. Avrupa'da bu melek yatırımcıların bir ağı var. Türkiye'de ona şey. Türkiye'de de melek yatırımcı ağları var belli sayıda. Bakın şurada yazıyor zaten. Number of Business Angel Network diyor. 22 tane network varmış burada. Mesela Almanya'da 40 tane network varmış. Yani bir network 22 demek böyle 22 tane ayrı grup var. Böyle her grupta değişik sayıda iş adamları var. Onlar projelere para veriyorlar. Yani finansman sağlıyorlar ortaklık karşılığında. Avrupa'da 11. sıradaymışız. Bu da ilginçtir. Fakat 2016-17'de 5. sıradaymışız. Bu pandemi sırasında 11 sıra birden gerilemiş görünüyor bu. Fakat şöyle bir nokta var. Bunu mutlaka ifade etmemiz lazım değerli arkadaşlar. Melek yatırımlarında süreler özellikle inovasyon, teknoloji ve inovasyon odaklı projeler için uzundur yani. Uzun vadelidir. Herkesin zannettiği gibi değildir. Yani toplamın %70'i 5 yıl üzerindedir geri getirisi bunlar.
Çünkü neden? Adı üstünde, yani inovasyon yatırımı Ar-Ge içerir, teknoloji yoğundur, tasarım süresi lazım, test süresi lazım. Bunun en mükemmel örneği işte ne bileyim işte az önce İbrahim Bey beni anlatırken dedi işte Altay tankının güç grubu 6-7 seneden 8 seneden aşağı geliştiremezsiniz öyle bir şeyi yani. Dolayısıyla ben sana para yatırdım 3 sene sonra ödemeye başla bakayım geriye demek absürt oluyor. Çünkü o süre 10 yıl en az 10 yıldan aşağıya yani o civarda başla. Neden? Çünkü zaten ortaya her yönüyle kalifiye edilmiş bir ürünün çıkması yani al kullan diyebileceğiniz o tankın üzerine takabileceğiniz bir güç grubunun çıkması veya ne diyeyim bir otomobile takabileceğiniz bir batarya olsun işte elektrik full elektrikli tok aracı için o batarya olsun o belli yıllar alıyor. Onu şey yapmanız lazım. O yıllar bitecek, ürün üretilecek, belli bir süre satılacak, para geri dönmeye başlayacak. Ancak ondan sonra siz de yatırımınızı geri almaya başlayabilirsiniz. Peki bu melek yatırımcılar bu kadar paraları verirken esasen neye dikkat ederler? Bir yudum su alacağım, özür dilerim. Tabii ki hocam. Bakın yatırımcının esas odak noktası hiç zannedildiği gibi şöyle fikir, şöyle para kazanır mı? Hayır. Ekiptir, ekip. Yatırımcılar öncelikle ekibe bakıyor. Misal ben bir yatırımcıyım, param çok. Biliyorsunuz böyleler var. Bazen bazı televizyon kanallarında bundan önceki yıllarda bunun programları da vardı. Yani yatırımcılar çıkıyor, karşıda iş adamları, iş kadınları, insanları dinliyorlar. İşte ben ortak olurum diyor, olmam diyor. Bazen Türkiye'de buna yönelik bir program yapılmıştı hocam. Vardı, vardı. Hem de birden çok vardı. Bu aralar yok sanıyorum ama. Şu an yok. Bir ara vardı. Trump bunun başlatıcısıydı neredeyse. Evet. Ama o şey diyordu, you're fired. Oldun. Oldun evladım. Öyle bir şeyler vardı. Bu tabii o Trump vari o melek yatırımcılık. Bizimki öyle değil yani. Ki normali. Şimdi bu ki doğalı da o değil midir yani? Ekibe bakarsınız ya. Projeyi yapacak olan insan değil mi? Yani her şeyi yapan da yıkan da insandır sonuçta. Yani insan yapar, insan yıkar. İnsan başarır, insan başaramaz. Eğer projede aksayan şey varsa yine onu insan düzeltecektir. Melek yatırımcı karşısına gelenlerin şeye bakıyor. Bunlar bu işe inanıyor mu? Hakikaten bunu yapacak potansiyeli, motivasyonu, bilgisi var mı? Dürüstlük var mı? Yani çalışkan mı? Yani bana ne imaj veriyor? Onlara bakıyorlar. Birinci ona bakıyor yani. İşte ondan sonra da büyüme potansiyeli var mı? Ve fikre bakıyor tabii ki. Ama en çok baktığı şey bu. Bunun üstünde özellikle durmak istedim. Yani ekibin kendisidir. Şimdi bakın şurada Startup Financing Cycle'dı. Bu konuştuğum şeyleri finansman yönü itibariyle sadece şu şekilde gösteriyorum. Düşe eksen bu var olan bir şey. Benim eklemelerim var buna. Düşe eksen gelir ekseni, yatay eksen zaman ekseni. Şimdi bakınız önce para harcıyorum. Ne zaman tam bir ürün ortaya çıktı, yani ürün ortaya çıktı, ürettim. Bakın break even point, yani başa baş noktası. Buraya kadar hep zarardayım. Hep cepten harcıyorum. Ve buranın adı, şu vadinin adı ölüm vadisidir. Yani ne demek? Silikon Vadisi örneğinden hatırlayınız. Verdim onu birkaç defa. Projelerin çoğu %95'inden fazlası burada zaten ölüyor yani. Bu şuradan yukarılara tam çıkamıyor. Break-even point'i geçtikten sonra bakın böyle adım adım yukarılara büyüye gidiyor. Erken aşama. Ya buraya kadar nereden parayı alıyoruz? Family, friends and fools. Yani family'yi anladık, friends'i de anladık. Fools ne oluyor? Bunlar da hani yani parası olup da pek aklı çalışmayan ve işte bazılarının onları kandırıp parasını aldığı kişiler olarak düşünelim. Tohum sermayesiyle bu başlar. Bazen burada family, friends and fools var ve de angel'lar da var. Yani bu duruma göre değişir. Yani bu geçişken bir şey bunlar, bu sınırlar. Sonra erken aşama, early stage
ve ileri aşama later stage'de, bakın az önce anlattım, o aşamaları geçtikçe bizim ne oluyor? Gelirlerimiz arttı arttı, büyüdük, buradan yukarı çıktıkça büyük firma oldu. İlk halka arzımızı yaptık, oradan da bir para kazandık ama hissemizin bir kısmı borsaya gitti. Borsada ilk sayıda insana gitti veya kuruluşa gitti. Derken bu ilk public offering'di. Sonra ikincisi, üçüncüsü artık gelebilir. Ve şirketin, az önce özellikle dedim, işletmenin niteliği, bakın burada ortaklık yapısı, sermaye yapısı sürekli değişiyor. Büyüdükçe değişir doğal olarak. Ve siz öyle bir noktaya gelip ki şuralarda bir yere geldiğiniz zaman artık şirketin, yani işi ilk başlatan sendin, güzel, aferin, 10 yıl önce, ama artık şirketin çoğunluğu size ait değil, başkalarına ait. Sen de bir tarafındasın ama az veya çok, yani o it depends, yani o değişir. Yani neresindesiniz değişir. Belki tamamen devreden bile çıkarılabilirsiniz. Duruma göre değişir. Nitekim Türkiye'de yani örneklerimiz var, ben onlara da değineceğim. Türkiye'nin 2019 yılının en başarılı 10 startup'u ve bunların aldığı puanlar var. Yani fazla içine bunların girmek istemiyorum. İşte Getir, Insider, bu şeylere, büyük firmalara veri sağlayan bir firma. Kolay İK, insan kaynakları yönetimini kolaylaştıran uygulamalar falan filan. Yani böyle şeyler var. Böyle 10 tane şeyimiz var bizim. Bunlar da başarılı startup'lar. Yani bunlara startup deniliyor. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman Türk girişimcilerin aldığı yatırımlar, bakın şeye, dördüncü aşamaya gelmedim değil mi? Daha dördüncü aşamaya geleceğiz ama arada bir şeyler vermemiz gerekiyor. Türk girişimcilerin aldığı yatırımlara baktığımız zaman özellikle şu yatırım miktarındaki 2020'den sonra 2020-21'deki çok korkunç artış özellikle dikkatimizi çekmektedir. Pandemiden kurtulur kurtulmaz, hani o susamışlığın etkisi midir nedir? Burada çok ciddi bir yatırım almada artış görüyoruz. Bu çok iyi bir şey, yani harika bir şey. Buradaki sayılar çok şey değil tabii. Mesela siz şura 30 bile olsa ama çok büyük alsanız değil mi? Esas şunun miktarı önemli yani. Bu çok iyi bir şey. İnşallah böyle de gider yani. Nitekim son yıllarda başarı örnekleri Türkiye'de de malumunuz görüyoruz. Bakın bu örnek olarak 10 tane exit, 2018 yılındaki exitleri koymuşlar. Exit şu demek, yani işte bir şirket büyüyor, belli bir noktaya geliyor, satılıyor. Yani biri geliyor, onun bilmem %X'iniz şu kadar paraya, %Y dolara, milyon dolara satın alıyor. İşte bu exit oluyor, dışarıya satılma, hisse satma şeyi. Trendyol 728 milyon dolar, işte Opsgen'i 295 milyon dolar. Bu bizim neyse, nedense hep böyle şeyde, yani şey çıkarttık, biz unicorn çıkarttık. Fakat unicornlarımız oyun firmaları daha çok oluyor. Keşke daha farklı, yani onu da olsun hani, ama yani keşke daha böyle nitelikli teknoloji ve yani kullanımda da fayda sağlayan şeyler olsa. Bu 10 exit Avrupa'daki bizim bu exitler Avrupa'da da sıralamaya girmişler. Bakın Avrupa'da 4. ve 9. olmuş. Bu Gram Games ve Trendyol, birisi 4. birisi 9. olmuş. Avrupa'da tabii ilk 10'da 2 tane böyle en büyük exit olması çok güzel bir şey tabii. İnşallah bunların sayısı artar. Şöyle, peki Türkiye'nin unicornları, bu Yunan mitolojisinden geliyor biliyorsunuz. Avrupalılar hep böyle isimler verirler. Böyle önemli şeylere hep böyle Yunan şeyinden, mitolojisinden isim vermek isterler. Yani onlar köklerini orada buldukları için. Tek boynuzlu at demek. Yani şunun gibi bir şey kabaca. Peach adlı bir oyun şirketi 1.8 milyar dolara dünya çapındaki büyük oyun şirketi olan Zynga'ya satıldı. Bu bizim ilk unicornumuzdu. 1.8 milyar dolar çok büyük bir para.
mesela ne yapılır 1.8 milyar dolara? Tofaş'ı kurarsınız. Renault fabrikasını sıfırdan kurarsınız şu anki haline kadar. Yani 2 milyar dolara kurulur. Yani öyle söyleyeyim. Getir'in de değeri 2021'in 6. ayı itibariyle 7,55 milyar dolara yükselmiş. Onlar da çok büyük para almışlar. Yurt dışına açıldılar. Bakın az önce anlattığım şey hani küresel işletme olma yolunda hızla ilerliyorlar. Çünkü yurt dışına da açıldılar. Bir başka Dream Games diye bir oyun şeyi var. Onların da milyar dolara geçtiği, unicorn olduğu söyleniyor. Yani Türkiye'de artık unicorn çıkarttı. Darısı diğer unicornların başına. Tabii isteriz ki bu şeyle özellikle savunma sanayisi, yüksek teknoloji, yazılım vesaire oralarda da unicornlar çıksın. Unicorn adayları da var şunlar gibi. Bunlar da unicorn olabilir ileride. Bakacağız artık göreceğiz. Burada bir noktayı özellikle vurgulamak istiyorum değerli arkadaşlar. Önceki startuplara ve exitlere bakıldığında Türkiye'de işletmelerin genellikle başkalarını satın almaya değil de başkalarına satılmaya meylettiklerini ve öyle uygulamanın genelde öyle olduğunu görüyoruz. Yani bu durumda işte Trendyol'un Ali Baba'ya satılması bunun bir örneğidir. Yani siz kontrolü böyle dev küresel sermayelere ana hisseleri, büyük hisseleri sattığınız zaman ister istemez onların kontrolüne girecektir. Bu kolay yok tabii. Ne oluyor? Şimdi bizim girişimciler başlatıyor. Mesela yemek sepeti falan da öyle. Kendisi küreselleşmek yerine, kendisi örneğin ne bileyim Polonya'daki, Tayvan'daki şirketi alarak hani onları alarak büyümek yerine dev küresel yatırımcılara satma yolunu seçiyor, kolay yolunu seçiyor. Satıyor, dünyanın parasını alıyor, 7 sülalesine yeter. Kendisi de bir şekilde az bir hisseyle devam ediyor. Bu yolu seçiyorlar ama bu yol bizi işte orta gelir tuzağından yine kurtarmaz yani. Benim şahsi kanaatime göre iyi güzel unicornların çıkması ama siz başka ülkelerden buraya daha çok sürekli sermaye akıtmadıktan sonra inovasyon temelli orta gelir tuzağından kurtulma imkanınız yok. Geldik dördüncü aşamaya. Son aşamada artık nerede? Küresel oyuncuyuz. Diyoruz ya küresel oyuncu. İşte bu. Burada venture capital acquisition. Artık biz risk sermayesi alacak. Yani bunlar büyük sermayeler oldu. Halka arzlar yaptık, yeni partnerler aldık, yeni yönetimler yaptık, yeni organizasyonlar yaptık. Yani ne oldu? Uluslararası boyuta geçtik artık. Additional investment production revenue. Yani ilave yatırımlar farklı yerler, lokasyonlarda, farklı ülkelerde üretim ve gelir elde etme. Burada yine pazar araştırması, rakip analizi, fizibilite, yine ekiplerin büyütülmesi, artık uluslararası yöneticilerimiz var, expertlerimiz var. Yani gidiyorlar, geliyorlar, daha ülkelere onları atıyorsunuz. Onlar sizin adınıza yönetmeye başlıyorlar. Kurumsal bir işletmesiniz çünkü artık. Yine inovasyon, expansion yapıyorsunuz. Aynı az önceki gibi yeni fikirler, projeler, Ar-Ge, inovasyon, yeni ürünler, pazar payını artırma, karlılığı artırma var. Ve national global competence, artık siz ulusal ve küresel rekabeti sağlayabilen bir noktadasınız. Ve ulusal ve küresel üretim ve satış yapıyorsunuz. Malınızı İngiltere'ye gönderiyorsunuz, Çin'e gönderiyorsunuz. Misal oralarda bayileriniz var, oralarda profesyonel yöneticileriniz var. Markalarınız var, tek bir marka değil artık brands, yani markalarınız var, ürün markalarınız var. Yeni iş modelleriniz var. Bakın burada yepyeni şeyler çıktı. Bu daha önce de bir miktar çıkabilirdi ama tamamen yeni iş modelleri, küresel bir anlayışta o platformda yepyeni iş modelleri kurmanız gerekiyor ki ayakta kalasınız. Çünkü küresel rekabet çok güçlü bir rekabet malum. Artı dealership network, yani yine burada bayi ağı keza devreye giriyor. Ve siz artık opportunity to become a global player. Siz bir küresel
oyuncu olma fırsatını elde edebiliyorsunuz. Ve burada pazarlama var, kendinizi tekrar sunma var, yine kabul var. Bakın hiç durmuyor burada ama ne gibi burada biraz farklılık var artık. Siz satın alıyorsunuz. Örneğin işte Alibaba'nın Trendyol'u alması gibi. Siz gidiyorsunuz ve XYZ ülkelerindeki rakip, muhtemel rakiplerinizi satın alıyorsunuz. İşi iyi gitmeyenleri topluyorsunuz. Partnership yapıyorsunuz. Geçici ortaklık, joint venture yapıyorsunuz. Geçici ortaklıklar yapıyorsunuz ve artık küresel bir oyuncusunuz. Ve acquisition of private equity fund. Bu da en büyük sermaye fonu. Yani o içinde 10 milyar dolar, 100 milyar dolar olan fonlar var dünyada. Dev fonlar. Buradan milyarlarca dolar fon almalardan bahsediyoruz artık. Yani burada çok büyük şeyler konuşuluyor. Artık küresel boyut konuşuluyor. Ve yine durumunuza göre şirketlerinizi halka açabilirsiniz. Derler ki yani 7 yıl gibi, 7 yıl, 10 yıl, 8, 9, 10 yılda eğer çok çok başarılı bir fikir varsa, fikriniz varsa, çok çok başarılı bir ekibiniz varsa ve hep doğru doğru yaptıysanız, yani size bu gösterdiğim 4 aşamanın tümünü doğru doğru böyle büyük hatalar yapmadan geldiyseniz 8-10 senede böyle olabilirsiniz de yani. Ve bu da sustainability and profitability demek. Süreklilik, kalıcılık. Hani sürekli bir şey olmalı. Örneğin Alman'ın firması Mercedes 100 senedir Mercedes değil mi? BMW 100 senedir BMW. Siemens keza öyle. Toyota çok çok uzun zaman neredeyse 80-100 senedir öyle. İşte bunlar gibi olma şansını elde ediyorsunuz. Burada Venture Capital Fund dediğimiz gibi onlar devreye girebilir. Bunlardan sermaye temin edilebilir. Daha büyüğü private equity, az önce söylediğim gibi dev fonlarla şey yapılabilir. Nitekim bir örnek vererek geçeyim bunu. Mesela hatırlayanınız vardır, yaşı belli bir şey olanlar hatırlar. Daimler Chrysler diye bir şirket vardı, hatırladınız mı? Bundan 10-15 sene kadar önce. Yani Daimler Chrysler'ı satın almıştı ve Daimler Chrysler'da adı. Ve oradan bir sinerji oluşturacağını zannetmişti Daimler. Fakat tam tersi oldu. Chrysler neredeyse Daimler'i de batırıyordu. Yani dolayısıyla belli bir süre buna milyarlarca dolar para harcadılar oraya, euro. Ama artık dayanamadı. Büyük bir dev bir şeye, private equity fonuna sattılar onu o zaman Daimler. Ve zarar ne olursa olsun bırak lazım değil deyip oradan çekildi ve doğru bir karar verdi. Yani ilk kararı yanlıştı, ikinci kararı onca zarara rağmen, milyarlarca dolar zarara rağmen doğruydu. Çünkü onu da aşağıya çekiyordu yani ve imajını bozuyordu. Fakat bu işler hiç belli olmaz bakın. Ondan sonra Chrysler fiyatla şey yaptı. Ve çıktı. Yani fiyat iyi geldi. Daimler iyi gelmedi Chrysler'a ama fiyat Chrysler'a iyi geldi. O ikilinin sinerjisi iş gördü, çalıştı. Yani bu ama Daimler daha iyi firma, hani daha güçlü falan diye düşünülür ama bu işler öyle olmuyor maalesef. Yöneticilere bağlı, işletmelerin bünyesine bağlı birçok parametresi var yani. Öyle bu alanlar öyle 2+2=4 denecek alanlar değildir. Bakınız şurada size şöyle bir şey de diyeyim. Bu yani sermayeyi elde etme nasıl gidiyor diye böyle bir de şöyle bir grafikte görelim onu. Bir işletmenin sermaye ihtiyacı zamanla şöyle değişiyor. Bakın şöyle büyüyorum. Ben sürekli büyümek istiyorum ya, insanoğlunun bitmek tükenmek bilmeyen arzular işte. Yani hep kazanmak ve büyümek istiyor. İşletmeler için sorun değil. Bireysel olarak insanlar için sıkıntılara bayağı yol açabilir ama şirket için bu gayet normal. Arkadaşlar aileden, girişimciden para aldı. Sonra melek yatırımcılardan para aldı. Sonra venture capital'dan, girişim veya risk sermayesinden para aldınız. Sonra private equity, yani özel büyük dev sermaye fonlarından para aldınız. Fakat dikkat ediniz, zaman geçtikçe bu süreçte başlangıçta riskiniz çok büyükken siz basit, yani küçük
sağlık şeyi vardır, çözüm üretir bir şekilde. Fakat şuraya dikkat ediniz şimdi. Aynı şekilde yüksek ilk girişimci... Zeyir Hocam, olarak... bir saniye kadar sesin gitti. Öyle mi? Ha, şu anda geliyor mu? Evet. Evet, geliyor hocam. Ha, tamam. Şimdi şu riski duydunuz mu, risk konusunu? Bir daha tekrar ederseniz hocam. Şöyle, şimdi ben işletme para aldıkça büyümek için, yani o aşamaları geçtiği bir yukarı çıkmak için para aldıkça, finansman sağladıkça dışarıda, evet riski başlangıçta yüksekken giderken düşer, azalır. Doğru. Bu güzel, pozitif bir şey değil mi? Çünkü büyük işletmelerin batması daha nispeten zor olur. Çünkü çözüm geliştirme kabiliyetleri gelişmiştir. Bir şekilde çözüm üretebilirler. Ama bir birey düzeyindeyken bunu çok daha zor olur. Ama buna mukabil başlangıçta yüksek ilk girişimci hisse oranınız varken siz para aldıkça hisseniz böyle sürekli düşüyor. Az önce anlattım ben hani. Yani küresel bir oyuncu olduğunuz zaman ilk kuranın belki de hissesi yani çok düşük bir rakama dönüşebilir de. Bu tabii şartlara ve duruma göre bağlı. Onun nasıl hareket ettiği, stratejik planı neydi bunlara da bağlıdır tabii. Ama genel olarak biz bu temayülü görüyoruz. Şimdi buradaki bu model, peki şöyle bir soru sorulabilir. Yani siz bunu neye göre yaptınız yani değil mi? Yani bu de yani bu benim aklımdaki şu modeller, bunlar benim tecrübelerim, benim şeylerim. Evet ya yani ben bu süreçleri defalarca yaşadım. Hani büyüklü küçüklü, hani nasıl mesela kurumsal dev işletmelerde projeler olarak hani şey ettim. Artı şu anda ben kaç senedir de hani uygulamalı endüstriyel girişimcilik dersleri falan da veriyorum. Yani diğerlerinin yanında hani oralardan da şeyimiz var. Fakat o yeterli değil. O yeterli değil. Şimdi bu modelin doğrulanması gerekiyor akademik açıdan. Bu da bir content validation dediğimiz biz kapsam geçerliliği, bir de face validation dediğimiz görünüş geçerliliği ile yapılmıştır. Bunda orada detaylara girmeyeceğim çünkü daha fazla size şey etmek istemem ama yormak. Burada uzman akademisyen görüşleri alınmıştır. Bu modelin yani dört aşamadaki bütün olup bitenlerle ilgili. Face validation'da da iş dünyasındaki uzmanların görüşleri alınarak tutarlılık, modelin tutarlılığı şurada sorular sorulmak suretiyle işte aşama 1 sizce uygun mu, aşama 2, 3, 4, 5 uygun mu falan ve başka burada hata var mı sizce, başka sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı yok mu gibi bu Likert ölçeğine göre alınan değerlendirmelerle modelin bu Cronbach alfa değeri ve item total correlation'larına bakılarak bu değerlerin sağlandığı görülmüştür ve böylece modelin geçerliliği ortaya konmuştur. Fakat ben bu sözlü şeyleri atlayarak şunu söyleyeyim genel olarak. Bu model tabii dediğim gibi ben hani başka bir benzerini bu detayda görmedim ama tabii geliştirilebilir ileride de farklı çalışmalarla veya ne bileyim farklı detaylar, analizlerle geliştirilebilir, değiştirilebilir. Yani statik değil. Belki işletmeler önümüzdeki yıllarda daha farklı bir hüviyete bürünecekler. Bu tanımlamalarda bir takım belki az çok biraz oynamalar olabilir. Dediğim gibi bu gelişmeye de açık bir sonuçta bir modeldir. Şimdi The Wave of Selling a Disruptive Idea az önce kısaca bahsettim. Bir ürün var. İşte bunun ilk first innovators %2.5. Böyle geliyor. Biraz daha sonra early adopters diyoruz. %1-13-14 daha taş şey diyor. Kullanıyor bir yeni ürünü. Sonra bir the Roger curve. Bir chasm yani şurada bir uçurumla karşılaşır şeyler, ürünler. Çoğu buraya düşer, uçuruma düşer, ölür gider. Yani ürün ilerleyemez. Onu demek istiyorum. Küresel bir ürün haline dönüşemez mesela. Ama bunu az sayıda ürün atlar ve şu şeyi sağlar. Bir yere kadar şurada işletmeye büyük para kazandırmaya başlar. Ve bir süre sonra da fonksiyonunu tanımlar. Ne olur sonra diğer ürün şurada diğer ürün hani baba oğul anne kız örneğinde olduğu gibi hani nesli devam ettirme gibi işletmeyi devam ettirme anlamında diğer ürünler devreye alınır.
Burada birkaç şeye değinelim bakın. Basit hatalara karşı tahammülsüzlük örneğinin mükemmel örneğini burada buyurun görün. Tekrar vurgulamış olalım. Yani biz bunu yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Yapmamamız gerekiyor. Yoksa başarılı olamayız. Yani yok o benzini bitti, şu oldu, bu oldu, bu olmaz. Basit hatalara karşı tahammüllü olmalı. Bu tip işlerde hele ki inovatif, yüksek teknoloji gerektiren teknoloji odaklı projelerde ekiplere, işletmelere deneme yanılma şeyi, yani yanlış yapınca bir daha tekrar deneyebilme imkanı muhakkak verilmesi lazım. Çünkü bakın adı üstünde, bizim devletin de bu konuda çok şeyi var, eksiği var bence, biliyor musunuz? Bu teknoloji projelerinde, çünkü bizzat yaşadım kaç sene, yani icabında en derinden birebir ilfiil yaşadım o zorlukları, biliyorum. Yani ülke tarihinde yapılamamış bir şeyi size derler ki siz basire buraya girdiniz, ihaleye aldınız, basiretli tacirsiniz, hadi yap, bir defa da yapmanızı beklerler yani. İşin aslı bu. Bu ARGE projelerinde öyle tek atışta vurmak diye bir garanti olmaz. Belki de bizim bu orta gelir tuzağında hani takılıp kalmamızın sebeplerinden birisi de bu olabilir. Naçizane fikrim üstünde durmakta yarar var. Yani eğer gerçekten bir ARGE ise, ilk defa yapılan bir şeyse, başarısızlık halinde o iş modelini öyle kurmak lazım ki devam ettirmeli projeyi, yani inkıtaya uğratmamalı. Şimdi girişimcilikte başarıyla başarısızlık hikayesinin en güzel gösteren örneği. Bakın bunu ben bir yerde buldum, hemen böyle şimşek çaktı kafamda. Hemen aldım bir yere, buraya koydum. Bakın geceleyin Güney Kore, geceleyin Kuzey Kore. Birisi ışıl ışıl, ötekisi kapkaranlık. İşte bu inovasyon oldu. Burada efendim kayıtsız şartsız böyle neredeyse adeta tapınılan bir lider var, zoraki, o da ölüm korkusuyla. Burada öyle bir şey yok. Bunlar iyi çalışıyor, gece gündüz çalışıyorlar, proje üretiyorlar. Dünyaya açılan şirketler, küresel işletmeler kuruyorlar. Derdi başka, buranın derdi başka, buranın başka. İşte inovasyonun farkı böyle bir fark değerli arkadaşlar. Peki başarının şansı nedir? Geliyoruz yavaş yavaş sona. Bu zor bir, çok zor bir süreç. Yani şöyle bir dağ tırmanmak gibi bir şey. Hiç yapamam, aman nasıl yaparım, şöyle mi olur, böyle mi olur diyorsunuz, diyorsunuz. Sonra olabilir mi, yaparım, yaptım, yapabilirim, yaptığıma geliyorsunuz. Şöyle bir şey yani bu. Ama bu, buranın çıkılması lazım. Yani bu zirveye çıkmaktan başka da bizim çaremiz yok. Ve böyle gerçekten fikri olanlar, bir şeyler yapmak isteyenlere... En azından yani gençlere, kesinlikle orta yaşlılara da denemelerini mutlaka öneririm. Ama dediğim gibi yani bu burada anlatılan bu süreçlerin hepsinde neler var bakın. Aşama 1, 2, 3, 4, 5'te onların hepsini gözeterek yani fikrine aşık olarak değil yani. Adım adım, step by step, teknik bir şekilde usulünü de uygulayarak. Acele etmeden ama çok çalışarak, hızlı çalışarak gitmek lazım. Teşekkür ediyorum. Benim sunumum bu kadar. Sorular evet. Varsa bunu... Üzeyir Hocam gerçekten çok böyle şiir gibi aktı gitti. Çok güzel şeyler öğrendik. Ve şu an yeni dünyaya doğru giderken bu pandemi sonrasında şirketlere evet. Nasıl bakmamız gerektiği, bu startuplar, melek yatırımcılar, mevcut Trendyol'un Alibaba'ya satılması sonrasında artık YouTube üzerinden sürekli Trendyol reklamlarının gelmesi gibi inanılmaz derecede farklı bir formata dönüştü açıkçası ticaret ve iş ahlakı. Tabii burada aramızda öğrenciler de var hocam. Yeni mezunlar olacak ya da birkaç sene sonra mezun olacak olanlar var. 3-5 sene sonra mezun olacak olanlar var. Fakat şu an gençler noktasında bir karamsarlık hakim. Tabii dönemin şartları, yaşananlar, dünyadaki düzen ve benzeri falan. Bu süre içerisinde Türkiye'de de pandemi döneminde startup şirketlerinin sayısının artması gerekirken 5. sıradayken 11. sıraya düştüğümüzü söylediniz.
bu bizim çok karamsar bir millet olduğumuza dair bir işaret mi? Ya da bu karamsarlıktan nasıl çıkarız hocam? Yani orada benim gördüğüm bu pandemi sürecinde fazla etkilenmiş o süreç. Yani pandemi döneminde bu yani bu eve kapanmalar, şunlar bunlar, biliyorsunuz bütün dünyayı vurdu o. Yani evet, sadece bizi değil, bütün dünyayı vurdu ama sıralamada geriye düşmemiz Avrupa Birliği ile ilgiliydi o düzeydeydi. Yani ne yapmış? Herkes evine kapanmış. Yani kimse bir şey yapmamış. Melek Yatırımcı ilgilenmemiş. Girişimciler de nasılsa dışarı çıkmak yok falan filan diye evde onlar da oturmuşlar. Daha biraz izafi olarak, göreceli olarak biz daha pasif geçirmişiz. Yani o onun işareti. Ben onun tekrar yükseleceğine inanıyorum, tahmin ediyorum. Pandemiden fazla etkilenmişiz diye yorumluyorum o geri gidişi ben. Evet, çok güzel. Çünkü, evet arkadaşlar, çünkü 2021'deki o hızlı artışı, yani son 6 ayda gördüğünüz grafikte orada iyiye işaret var. Yani o geri dönecektir yani. Bizim hani böyle hani pandemi olunca tabii hepimizi vurdu açıkçası yani bu. Ama işte biraz daha aktif olup onu telafi edecek faaliyetler yapmamız lazım. Üzeyir Hocam çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar Üzeyir Hocam çok önemli bir noktaya değindi. Hani herkes özellikle Apple'ın 263 milyar dolar olan değerlemesini, yani hava parası bizim tabirimizde, bizim ilk 100 şirketimizin toplam hava parasının 25 milyar dolar olmasıyla bir karşılaştırma yaptı. Tabii biz burada enseyi karartmak için bu istatistikleri vermiyor Üzeyir Hocam tabii ki bize. Hani bizde birisi girişimciye başladığı zaman ya o iş tutmaz kardeşim diye başlayan etekten aşağıya doğru çekmeler çok fazla. Ya da ben demedim mi, batacaksın demedim mi, bu kadar uçma demedim mi, bir sigortalı aynen, işe evet, girseydin de rahat etseydin şeklinde. Hani bizim aile hayatımızın düzeni sigortalı bir işe girmekle eşleştirildiği için burada ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz galiba. Özellikle böyle bu tarzda girişimci olan arkadaşlar, annesi, babası, eşi, çocukları, işte etrafı tarafından sigortalı bir iş, hele bir de devlet işi oldum, 657'ye de girdik mi tamamdır hocam. Yani evet, cennete girmiş gibi oluyoruz yani 657'ye tabi olursak. Öyle yani. O çok sakıncalı bir düşünce işte. O bizi, evet, bizi bakın şöyle söyleyeyim, benim kendi ben dünyada çok yer gezdim. Yani Kore'ye 3 defa gittim, Japonya'ya gittim, Amerika'ya, Avrupa'nın çoğu yerine gittim yani önemli ülkelere. Yani bireysel olarak bizden öyle çok amşahım değiller. Hele o uzak doğudakiler hiç değiller yani. Biz onlardan hakikaten bireysel olarak çok üstünüz. Fakat bizim anlayışlarımızda bazı problemler var. Çok problematik var yani. Bir, başarısızlığa tahammülümüz yok. Onun için o örneği verdim. İki, birlikte çalışmayı pek beceremiyoruz. Yani bundan hepimiz kendimize pay çıkarmamız gerekiyor yani. Birlikte çalışma şeyimiz biraz zor. Biz ancak böyle savaş olacak, çok acil yani, başka hiçbir alternatif olmadığı zaman onu süper yapıyoruz ama oraya kadar yapmıyoruz. Yani birbirimizi tüketiyoruz. Bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Bir de riski çok aşırı sağlamcıyız. Bu da yanlış. Yani böyle bakın, Ar-Ge demek, inovasyon demek, risk demek. Anlattım yani size bütün şeyleriyle. Yani gerekirse devletin de bu yönde bakması lazım. Yani hem büyük işletmelerin, hem de kurumsal işletmelerin, hem de devletin iş yapış tarzında bazı değişikliklere gitmesi şart yani. Yoksa biz bu orta gelir şeyinden kurtulamayız. Yani Ar-Ge'nin risk olduğunu, yani her bir atışta 12'den vurmak demek olmadığını artık herkesin bilmesi gerekir. Tekrar dene ne olacak yani, bize tekrar denemeye ben size bir misal vereyim. Bakın bizde olsa çok yani o işin içinde olanlar çok zor durumda kalır. Güney Kore'nin mesela tank hikayesi, Güney Kore'nin o kendi K2 tankları vardır. Onlar güç grubu geliştirme hikayesi. Tam bir yılan hikayesidir. 15 sene belki sürdü yapmaları. Yaptılar, beceremediler. Bir daha olmadı. Başkasını çağırdılar, beraber yaptılar. Ya, Avrupalılar, Amerikalıları çözsünler diye getirdiler. Senelerce şeydi. Ben bunu biliyorum yani.
Ha, bizde olsa beş defa kovulursunuz yani. Yani öyle. Hatta bununla çünkü ilgili Bayraktar'da anlatıyor ya, hani mevcut bürokrasiye gittiği zaman bir sürü engel çıkartmaya çalışıyorlar ve benzeri. Tabii bu arada tabii, Mehmet Ali Gürpınar da bir soru sormuş. Türkiye'de girişimcilik özelinde üniversitede gençlere ne tavsiye edersiniz? Genelde çok cesur davranmayı tavsiye etmiyorlar. Tabii Üzeyir Hocam da aslında anlattığı şeyler de Mehmet Ali Hocam'ın sorusuna da bir cevap niteliğinde. Kontrolsüz güç güç değildir mottosuna dikkat edeceğiz. Yani şimdi aklına ilk gelen şeyi hemen ora atla yap değil. Ben mesela derslerinde de çocuklara hep söylerim yani öğrencilere. Bir şeyle geliyor, ona saplantı derecesinde aşık olur gibi geliyor bir fikirle yani. Bir o aklına geldi. Halbuki öyle değil yani. Birçok fikir üreteceksin. Belli kısıtlara göre, kriterlere göre onları değerlendireceksiniz. Ondan sonra onların içerisinden o kriterlere göre en iyi olanını seçerek onu uygulayacaksınız. Yoksa yani bir insan bir fikir aklına geldiği zaman onun iyi olup olmadığını bilemezsiniz. Kriterleriniz ne? O kriterlere göre kaç tane kriterim var, hangi kritere göre hangi fikir kaç puan alıyor falan, bunların hepsinin beyin fırtınasıyla ve beyin fırtınası da tek başına olmaz, ekiple olur. Beyin fırtınasıyla ortaya konup oradan seçilmesi lazım ki sağlıklı olsun yani. Sağlıklı olsun. Ondan sonra artık geriye dönüp bakmazsınız. Yani nerede ne yanlış yaptım demezsiniz çünkü o analiz zaten elinizde vardır. Mesela ben bir noktaya da değineyim. Mesela dev işletmelerde az önce mesela benim çalıştığım işte Mercedesler, Fiatlar oralarda bu işler nasıl oluyor peki derseniz. Orada şöyle zaten orada sürekli projeler var. Zaten proje demek bunlar demek yani illa dışarıdan birinin gelmesi gerekmiyor. Yani büyük bir işletmenin içinde yapılan her proje de bir girişimdir değil mi? Yani ona ayrılan bütçe var, onun bir fikri var, fizibilitesi var. O şu süreçleri, tasarım, test vesaire doğrulama süreçleri hepsini yaşıyor. Orada birebir bunları yaşıyorsunuz yani. Onlar sürekli uyguluyor bunları zaten. Ama onlar bunun neresini uyguluyor? Onlar zaten 4 numaralı şeydedir, 4 numaralı aşamadadır değil mi? Onlar 4'e ait zaten küresel işletmeler diyorum ya o verdiğim örnekler. Mesela ama bu model daha ilk başlayan için ister birey olsun ister kurum olsun yani kurumsal bir işletme olsun. Onların hepsine yol gösterecek nitelikte detaya sahip. Doğru. Arkadaşlar Üzeyir Hocam'a sormayı arzu ettiğiniz bir şey varsa mikrofonunuzu açarak sorabilirsiniz ya da yazılı da iletebilirsiniz. Üzeyir Hocam gerçekten çok farklı küresel bazda büyük şirketlerde çalışmış ve gerçekten ciddi anlamda Mercedes gibi ondan sonra Fiat gibi çok büyük firmalarda yöneticilik anlamında Ar-Ge yönetme anlamında çok farklı işlerde ve bir ara tank motoru üzerinde de çok yoğun emeği de vardı ama nasip olmadı. Sonradan tank motoru bilmiyorum. Şu an tank motoru üretimi devam ediyor mu? Halledilebildi mi hocam? Takip edebiliyor musunuz? Başka bir firma geliştiriyor. Hala başka bir firma geliştiriyor. Evet. Yani hala o devam ediyor. Evet. Yani birden ortaya çıkması da ya niye hemen bir haber düşüyor. Tank motoru yapılmaya başlandı. Bir ay sonra sanki motor önümüze gelsin bekliyoruz. Yani bizim böyle bir şeyde... İnternette çok yalan haber var yani. Evet. Evet. Doğru. Yani yalan yanlış bir yeni şeyler de var orada. Doğru olmayan çok şey var yani. Bilenler bilir ama. Doğru. Arkadaşlar Üzeyir Hocam da gerçekten 1,5 saatlik çok iyi bir performansla inanılmaz derecede çok ilginç ve çok mirengi noktası çok önemli bilgiler aktardı bize. Tabii 35-40 yıllık bir bilgi birikiminden süzülen bir sunumdu bu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Muhakkak sizler de kendi payınızı almışsınızdır. Ama o şey fotoğrafından da çok etkilendim hocam ben. Kuzey Kore ve Güney Kore fotoğrafı. Gerçekten, evet. Değil mi? Çok hani, çarpıcı yani. Çok çarpıcı. Tabii en iyi örnek. Evet, modern hayatı elektriği ne kadar çok kullanıyorsanız o kadar modernsinizdir, o kadar gelişmişsinizdir kriterinden yola çıkarak tabii bu yorum yapılıyor ama sonuçta
bir taraf ışıl ışıl, bir taraf karanlığın içerisinde. Hani fotoğrafı iyi yorumlamak lazım yani. Yani Türkiye bakın açısından. Burada şöyle, millet aynı millet. Hani şöyle bir kıyas yapalım. Tabii, millet aynı millet. Tarihi aynı, geçmişi aynı. Dedeleri, babalarının davranış kalıpları aslında aynı idi. Fakat evet, bir takım basit saplantılar nereye getiriyor? Yani birisini nereye götürüyor, birini nereye götürüyor? İşte böyle arada bir okyanus farkı olacak kadar şey oluyor. Yani demek ki yaklaşımlarımızda, felsefemizde, ideolojimizde, düşüncelerimizde yapacağımız bazı önemli hatalar bizi dibe de vurdurabiliyor yani. Veya yukarı çıkarabilir. İyi doğru isabet kaydedersek en yukarıda çıkarabilir. Üzeyir Hocam çok teşekkür ederim. Yani ben teşekkür ederim. Tabii daha özel bir ortamda sizlerin bu tankın geliştirme sürecini de dinlemeyi arzu ederiz açıkçası. O biraz da bazı mahrem bilgileri de içeren şeyler olabilir. O yüzden çok fazla girmek de doğru olmaz. Oraya girmeyelim. Evet. Oraya girersek hocam egzozdan hemen atarlar bizi dışarıya. O yüzden çok girmemek lazım. Soktan programı yapalım tank için. Bence de bir Kürşat Hocam bir tankın üstünde bir tank programı yapalım. Sultan Ahmet diyorum. Yani. Harun bir şey ayarlasın böyle. Dar kadro 15-20 kişi. Kesinlikle. Çünkü Üzeyir Hocam'ı ben dinleme imkanım da oldu. Hani kısa da olsa gerçekten çok ufuk açabilecek çok önemli bilgilere sahip. Türkiye olarak bu bilgilerden müstefit olmak lazım. Ama zamanla olacak tabii ki. Ben çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Üzeyir Hocam emeğinize sağlık. Tabii sizin öğrencilerinizin şanslı olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Üniversitedeki öğrencilerin. Katılımcı arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. Belki sesleri çok fazla çıkmadı ama soru sorma anlamında söylüyorum. Dikkatle takip ettiklerinden eminim. Herkes kendine ait olan kısmı almıştır. ODTÜ Birler olarak bu tür yayınlara da devam edeceğiz. Başta Harun Hocam, Kampüs Başkanı İlknur Hocam, kendisi şu an Sivas'a doğru uçakta gidiyor, o yüzden katılamadı. Harun Hocam'ın da yoğunluğu devam ediyor. Kürşat Hocam bir ara sizlerle de inşallah bu tarzda bir program yaparız. İnşallah, çünkü, memnuniyetle hocam. Devam ederiz. Kafamızda onlarca soru var. Karamsarlığımız artıyor. Sizler gibi bilenler bizlere karamsarlığın olmaması gerektiğini anlattıkça yüreğimiz ferahlıyor açıkçası. O yüzden bizi bize bırakmayın yani bu tür şeylerde. Ben teşekkür ediyorum katılımcı arkadaşlara da. Üzeyir Hocam çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İnşallah istifade edersiniz. İnşallah. Yani bu süreçler her zaman kullanılabilecek süreçler. Katılımınız için ben de teşekkür ederim. Epey zaman ayırdınız, dinlediniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Cümleten hayırlı akşamlar arkadaşlar. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar.